Bu konferans hepimizin ortak çabası ile gerçekleşiyor. Olası aksaklıklar ise yürütme kurulunun kusurudur. İnsanlık, internetin tetiklediği yeni bir toplum biçimine, bilgi toplumuna geçişin sancılarını ve çalkantılarını yaşamakta, sektörler yeniden yapılanmakta, meslekler yeniden şekillenmekte, ekonomiler ve toplumsal yapı yeniden düzenlenmektedir. Sosyal ağlar milyonları örgütlemekte, rejimleri sarsmakta, yer yer devirmeye vesile olmaktadır. Sosyal ağlar, halkla ilişkiler, tanıtım, pazarlama, iletişim ve örgütlenmeyi yeniden tanımlamaktadır. İnternetin temsil ettiği değişim, bağımsız ve yaratıcı bireyleri öne çıkartmakta, hiyerarşik olmayan ve ağ yapılarını içeren toplumsal modelleri öne çıkartmakta, katılımı ve saydamlığı, demokrasiyi, gelişmenin önemli bir parçası ve etmin olarak öne çıkartmaktadır. İnternette somutlaşan bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler, üniversitelerin konumunu, teknoloji politikalarını, Ar-Ge, inovasyon, ömür boyu eğitim gibi kavramları yeniden tanımlamaya zorlamaktadır. Bu değişim kanımızca sanayi devrim boyutlarında köklü bir değişimdir ve hayatın her boyutunu köklü olarak değiştirmeye başlamıştır. Bu değişim ülkemizde bilim ve bilgi ağırlıklı bir rotaya girmeye, bir başka deyişle bilgi toplumuna yönelmeye zorluyor. İnternet, bilgi toplumunun taşıyıcısı, en modeli, katalizörü konumunda. Bu değişimler köklü değişimlerdir. Nasıl sanayi devrimi sancılı olduysa bilgi toplumunun dönüşümü de uzun ve sancılı olacaktır.